Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, bağımsızlık için referandum önerdi, Irak siyaseti karıştı. BBC'ye verdiği mülakatta birkaç ay içinde Kürdistan'ın bağımsızlığı için halk oylaması yapacaklarını açıklamıştı Barzani. Öneriye ilk tepki Irak Başbakanı Nuri El Maliki'den geldi. Maliki, Kürtlerin bağımsızlığının kaosa neden olacağını savundu, Kürtlere Irak'ın içinde bulunduğu durumu suistimal etmemeleri çağrısında bulundu. Yapılacak herhangi bir referandumu da Irak hükümetinin kabul etmeyeceğini söyledi. Barzani'nin önerisine tepki gösteren bir diğer isim de BBC'ye konuşan Suriyeli Kürt lider Salih Müslim oldu. Demokratik Birlik Partisi PYD'nin eş başkanı Müslim, şu aşamada bağımsızlık Kürt halkı için bir çözüm değil açıklamasında bulundu. Kürtlerin yaşadıkları devlet içinde hak mücadelesi vermesi gerektiğini belirtti. Irak'taki hükümet kriziyle ilgili de gelişme var. Meclisin ilk oturumunda Sünni ve Kürt milletvekillerinin toplantıyı terk etmesi kriz doğurmuştu. Kürt bölgesel yönetimi lideri Mesut Barzani, meclise toplanma çağrısı yapan Şiilerin en üst düzey alimi Ayetullah el-Sistani'ye bir mektup yazdı. Hedefinde seçimleri kazanan Maliki'nin 3. dönem başbakan olma ihtimali vardı. Barzani, kendi el yazısıyla yazdığı mektupta el-Sistani'ye Maliki'nin başbakanlığını engellemesi için çağrıda bulundu. Maliki ise aşiretlere zeytin dalı uzatarak kendi siyasi geleceğini garanti altına alma peşinde. Irak Başbakanı, kan dökmüş olanlar dışında hükümetle savaşmış kişiler ve aşiretlere genel af önerdi.